Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi size göstermek üzere olduğum bölüm karakterinize 130 bin level veriyor. Yani 130 bin level dedim, pardon, 130 bin tecrübe puanı veriyor, experience dedikleri. Şimdi bunu oynayacağım. Siz de göreceksiniz zaten. Sıfırdaki bir karakteri otomatik olarak çok yüksek bir seviyeye getirebileceğiz. Bakalım bizim upgrade'lemek zorunda olduğumuz karakterler neler var? Şunlar var. 45'ler var. 45'ler 50'de bitecek zaten. 5 level alacak. O yüzden arkadaşlar dönüyoruz. Buradan dönüyorum. Yani üşenmeyin bu konuda. Çünkü aldıracağınız tecrübe puanı çok yüksek bir tecrübe puanı. Ne yapacağım ben? Buraya Toshiro'yu ekleyeceğim şimdi. Şuradaki arkadaşların yanına. Bakalım bir başka karakterimiz var mı? Şuradan aşağı inmektense şuradan hemen şeyi değiştireyim. Level aldırmak zorunda olduğum başka bir karakter var mı? Onlara bakıyorum. 2, 2, bu 3 demişiz buna. Bu 4, 32 zaten burada. 3 var. 4 yok galiba elimizde hiç. Bir tane buldum. Bir tane buldum. Şunu kaldıralım buradan. Bunu buraya koyalım. Bunu kaptan yapalım. Bu 60'ta olacak. Bakalım başka var mı? 0 varsa daha iyi. Çünkü açıkçası ben de bilmiyorum şimdi ne kadar level atlatıyor. 130 bin experience verdiğini biliyorum. Ama ne kadar level atlattığından ben de tam emin değilim. Kaptanlar. Fellow Shiros. Ekstradan buradan şeyler alıyoruz arkadaşlar. Onları daha tam çözemedim. Kaptanları biliyorum. İşte insanlar bir grupta olduğu zaman ekstradan ataktır falan filan alabiliyorlar. Şimdi gidiyoruz bizim şu meşhur görevimize. Rukia'nın özel eğitimi diyor bu görev arkadaşlar. Şimdi buradan göreve başlıyoruz. Bu arada unutmayın, şu experience booster kullanma olayını kesinlikle oynadığınız süre boyunca yapın. Eğer karakterleriniz son seviyelerine dayanmadıysa. Buradan da yanınıza güçlü bir karakter almaya çalışın. Leveli yüksek. Şu yeşil bu arada arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Benimkinler beyaz. Bu yeşil. Ya da şuradaki siyah. Görüyorsunuz bu yeşil. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Atlatılan talent tree dediği var ya orada. Son leveline kadar talent tree'yi dayamış. Artık talent tree'den geriye hiçbir şey kalmamış. Sadece bu karakterlere level aldırması kalmış anlamına geliyor bu. Yani talent tree'yi bitirmiş. %100 bunun karakteri. Sadece level alacak bunlar. Bu o anlama geliyor. Şimdi görevi başlatıyoruz. Ben genelde otomatik modda oynamayı tercih ediyorum. Çünkü diğer modda sürekli basmanız gerekiyor falan filan, tutturması zor oluyor. Ben buradan sadece arada bir flash steps'lerle yönlendirme yapıyorum. Yani ya hızlandırıyorum ya da kaçırıyorum. Toshiro'yu görüyorsunuz arkadaşlar, ne kadar uzaktan skill kullanabiliyor. Bir de güzel noktası, bu karakterin şuradakiler ekstradan dondurma özelliği taşıyor anlamına geliyor. Şuradakiler de ekstra özellik, yani bunlar ekstra özellik, buradakiler de ayrı ekstra özellik. Yani çok imba bir karakter. İmba dediğimiz zaman da şey anlamına geliyor. Üst bir karakter diğer karakterlere göre. Evet, şimdi boss'umuzu da yeneceğiz. Şu Toshiro'nun ultisini de göstereyim size arkadaşlar. Bunu mangasını okumuş olanlar biliyordur zaten. Büyük bir yaratık var. Onu dondurmak için kullanıyor bu özelliğini. Yaşlanıyor hatta Toshiro o yüzden dolayı. Gördüğünüz gibi tek attık buna.
Şimdi Experience'ı iyi izleyin arkadaşlar. Gördünüz mü? Fark ettiniz mi arkadaşlar? Fullemiş olduk. Sıfırdan fullledik. Yani günde bir kere geliyor ama müthiş derecede level kazanmanızı sağlıyor. Bakın retry diyeceğim. Yani tekrar başlatacağım bunu. Bana başlatmayacak. Gördünüz mü? Gitti. Günde bir kere kullanabiliyorsunuz arkadaşlar bunu. Ama müthiş seviyede level aldırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi iki karakteri sıfırdan 60'a getirdik. Büyük ihtimalle daha da yükselecekti. Toshiro 95 leveldi. 5 level otomatik aldı ki Toshiro'nun seviyesi arttıkça level alma durumu da zorlaşıyor. Onu da halletmiş olduk buradan. Şimdi Toshiro'ya girelim. Şuradaki şeye de vermek zorundayız. Daha fazla level açtırmak istiyorsak. Neden açılmadı bu arada bizim levelimiz? Unuttuğumuz bir şey var ama ne? Burası max. Burası da max. Burası da max. Anlayamadığım bir durum söz konusu. Her neyse arkadaşlar, bu videoyu bitirelim. Ben daha sonra Toshiro ile ilgili ekstra bilgi vereceğim sizlere. Aklınızda bulunsun. Bu görevi sadece ve sadece level atlattırmak için kullanın. Yoksa herhangi bir faydası olmaz size. Çok büyük getirileri olmayan bir şey. Experience harici. İyi günler arkadaşlar.